yasında. Paşada Haber Konva, bugün hoş geldiniz. Ben Öykü Mahil. Bugün pazartesi pazarındayız ve balıklarla ilgili sizlere merak edilenleri soracağız. Evet, taze balığı nasıl anlarız? Şimdi dinliyoruz. Taze balığı nasıl anlarız? Taze balığın damağına bakarız. Kırmızıysa tazedir. Bir de gözüne bakarız. Parlaksa zaten tazedir. Taze balığın gözünden belli eder kendini. Başka bir tarif tarafı yok yani bunun. Peki balıklar tutulduktan itibaren taze balık nasıl geliyor pazarlarımıza taze olarak, korunuyor? Balıklar yakalandığı zaman soğuk havalı arabalara yükleniyor, buzlanıp yükleniyor, allere dağılıyor. Her alle balıklar satılıyor yani. Bu kadar yani. Peki balık fiyatları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Balık fiyatları normal şimdi. 10 lira kilosu. Hamsi 10 lira, sardalya 10 lira, istavrit 15, uskumru 15, palamut 15. Yani bu mevsimde normal paralar. Yani bundan daha ucuz olacak tarafı da yok. Bu yukarı çıkacak tarafı da yok. Bu zamanda böyle gezer yani bu. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, bir şey değil. Merhaba, ben Öykü Mail. Paşada.com'da bugün mantarlarla ilgili bilinmedik şeyleri öğreneceğiz. Evet, mantarların zehirli olup olmadıklarını nasıl anlıyorsunuz? Şimdi mantarın zehirli olup olmadığını, eğer bir böcek yiyorsa mantarı, o mantar zehirli değildir. Mantara böcek girmiyorsa, kurt girmiyorsa o mantar kesinlikle zehirlidir. Şimdi biz doğada yetişen bir mantarı tercih ediyoruz yemek için. Kendim sürekli tüketiyorum mesela. Hani nasıl anlarsam yani, vatandaşa da öğretmeye uğraşıyoruz yani. Şimdi bilen de var, bilmeyen de var. Biz bildiğimiz için köy çocuğuyuz, köyde yetiştik, büyüdük. Hani ormanlarda yetişen bütün zehirli, zehirsiz mantarları ayırırız. Abi peki mantarlar nerede yetişiyor, nasıl toplanıyor? Şimdi bu mantarlar genellikle kayın ormanlarında, meşelik ormanlarda, oralarda yetişir. Dere boylarında, böyle nemli, rutubetli yerlerde daha güzel olur. Yani, güneş gören yerlerdeki mantarlar biraz zayıf kalır. Bunlar dere boyunda olduğu için daha lezzetli, daha kuvvetli mantar. Tamamen %100 organik. Peki böyle en lezzetli mantar yemeği yapmak için böyle bir püf noktası var mı? Şimdi en lezzetli mantar yemeği yemek istiyorsan meşe sıracası diye bir sıraca var. Üstü beyaz olur, altı da beyaz olur. En lezzetli mantar meşe sıracası diye geçer. Çalı mergisi derler halk dilinden. Yani çalı mergisi diye bilinir. Mantarın hazırlanış şekli nasıl oluyor? Şimdi önce mantarı sıcak suda biraz haşlarsın. Hani halk dilinde börttürme denir, haşlama denir. Ondan sonra suyunu süzdürürsün. Sonra işte biberle domatesle yapacaksan önce biberi, domatesi kavurursun. Ondan sonra mantarı ilave edersin. Eğer sade yapacaksan yağda kavurursun, unlu. Aynı çam mergisi gibi de yapabilirsin. Her mantarı aynı şekilde hazırlayabilirsin. Peki mantar fiyatları nasıl abi? Şu anda mantar fiyatları meşe sıracası şu anda piyasada yok. Bir kişi getirmiş, 25 lira kilosu. Kayın sıracası var, 10 lira, 15 lira. Herkes ne tutturursa. Evet, var, hani ben meşe kayın sıracası sattım. Sürekli 10 liradan sattım. Bu da şimdi yeni çıktığı için bunu herkes de bilmiyor. Vatandaşa öğretmek istiyoruz. Çok değerli bir mantar, lezzetli bir mantar. Bunun kilosu da 25 lira. Çam mergisi 10 lira, 12 lira. Oralarda seyrediyor fiyatlar yani. Tamam, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Como fue que se olvidaba.